rakibe karşı önemli bir galibiyetti. İçeride neler söyleyeceksin? Tabii ki zor bir maçtı. Zor bir maç olacağını bekliyorduk. Milli Ara'da buna göre hazırlandık zaten. Sağ olsun Şenol Hoca da çok iyi hazırladı bizi. Takım oyununu iyi oynamaya çalıştık. İyi oynadığımızı da düşünüyorum. Zaman zaman hatalarımız da oldu. Olmadı değil. Ama tabii futbol hatalar oyunu. Bunu daha demin de söylemiştim. İçeride takım arkadaşlarıma da söyledim. Ne kadar az hata yaparsak o kadar çok bizim için lehimize olur. Biraz daha üretken olmamız gerektiğini düşünüyorum ofansif anlamda. Daha çok gol pozisyonuna girmemiz lazım. Daha rahat maçlar geçirmemiz lazım. Golü son dakikalara değil de daha erken bulmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunların hepsini konuşuyoruz. Hepsini birbirimizle paylaşıyoruz. Her detayına kadar. Daha iyi nasıl olabiliriz? Onu paylaşıyorum. Onu konuşuyoruz hep beraber. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Bundan sonraki dönemde de bu da bize bir moral oldu açıkçası. Bu skor, bugünkü maç. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Daha iyi yerlere geleceğiz. Haftaya Göztepe maçı var. O da önemli bir sınav. Sonrasında da içeride Fenerbahçe ile oynayacak Trabzonspor. Tabii ki yani her maçın zorluğu ayrı. Hava şartları, sağ zemin, zeminler aynı şekilde olsun. Her maçın atmosferi farklı. Bizim de sakatlıklarımız var biliyorsunuz. Kolay bir süreçten geçmiyoruz takım olarak. Defans olarak mevkisinde oynamayan oyuncularımız oynuyor. Onlara da gerçekten yürekten teşekkür etmek lazım. Herkes yüreğiyle oynuyor. Bugünkü oynayan arkadaşlarımız. Oynamayanlar da bize aynı şekilde o desteği gösterdi. Göztepe maçının kolay olmayacağını düşünüyorum. Ama tabii ki biz kendi oyunumuzu en iyi şekilde sahaya yansıtırsak, daha az hata yaparsak gene skorun bizden yana olacağını düşünüyorum. Tecrübeli, iyi bir ekibimiz var. Bu sebepten dolayı her şeyin daha iyi olacağını düşünüyorum. Bir pozisyonum var ceza sahası içerisinde vuramadım. Biz ayağa kalktık gol diye. İlk pozisyonda Crespo benden önce hamle yaptı. Kayarak müdahale etti. İkincisinde de zaten son dakikalara doğru temponun yüksek olduğu bir dakikaydı. Çok geriden koşarak geldiğim için biraz da nabız da yükseldi açıkçası. Kalecinin ayaklarına doğru vurmaya çalıştım ama o da kapatarak geldi. İyi çıkardı Muhammed de. Daha demin de söyledim. Çok iyi bir takım Başakşehir. Onları da tebrik etmek lazım. Çok iyi oyun oynuyorlar. Ama tabii ki biz her gün daha nasıl gelişebiliriz, daha nasıl iyi olabiliriz ona çalışıyoruz. Ve biz de çok iyi bir takımımız, çok iyi oyuncularımız var. Bundan sonra daha iyi olacak diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Tebrik ederim. Çok sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar.